Merhaba arkadaşlar. Hükümran Senfoni'nin yapımcıları İnan Giyin'i görüşmek işin şu anda Sarko Plaza'dayız. Merhaba, evet. Merhaba, iyi çalışmalar. Merhaba. Evet. Şimdi burası bizim oyun ve animasyon stüdyomuz arkadaşlar. O da oyunun ve animasyonun çalışmalarını yapıyoruz. World of Warcraft düşünün. Sabahtan akşam kadar oynayacağız. Ne yapıyorsunuz siz? Yani, niye oynuyorsunuz? <gülüyor> benim <gülüyor> karakterim 43 değil 44 olsun. Evet. Yani, ne olacak? Hadi 45 olsun. <gülüyor> <gülüyor> 50 olsun da ona kadar genel olsun. Ya gene, bu gelmiyor, katılıyorsunuz yani. Bir bir şey yok hani kendi kendi tatmin oyunu oldu bir yerden sonra ve bir yerden sonra sıkılıyorsunuz çünkü hep aynı şey. Erkan selam abi, hoş geldin. Nasılsın? Selamlar abi, iyiyim. Çok sağ ol. Sen nasılsın? Vallahi seni gördüm, daha iyi oldum. Aynen, Şimdi... <laughs> sağ ol. Eksik olma. İnsanları yükselttik 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 ee, Evet bilmiyorum. şimdi Aşır düşüreceğiz yani. bir güzel böyle. <laughs> Ondan sonra hani nedir ne değildir falan diye bir yaklaşık bir haftadır insanları gıdıklıyoruz merakını. Ee, çok da enteresan tahminler geldi. Biraz sonra paylaşacağım seninle. Evet Angelic, abi onu merak ediyorum ya. Ancelik, Ancelik tutturamadı ama Artemis var. Ee, kontrol kontrolü şey ne yapalım? Atlantis falan yani. vardı ya çok bildim Atlantris ona ya. Yani. Onlar onlar <laughs> 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 var. Eee Evet yani oyunumuzun adı Ancelik. Sen bekledin, bekledin. Yani bu projenin sakladığın hakkında hiçbir fikrim yok. Nasıl başardın da bugüne kadar hani saklı gizli kimseye duymadan geldi. Ama arkasında hem çok ciddi bir ekip var. Aynen. Ee, arka sen varsın ondan sonra. Teşekkür ederim sağ ol. Işte, Aynen. E, hani bazı savaşlarda e, öncü birlikler vardır. Gider kelle koltukta Hı. Hani orman mı var? Ormanın içinde bir şey mi var? Aşağıda uçurum mu var? Düşmanlar mı bizi sarmış? Evet, 20 yıl yani, önce biziz o. Evet abi bunu göz <laughs> bunu gözle gelir rapor eder. E, bu sensin. E, Türkiye Türkiye oyun endüstrisindeki ilk büyük proje, ilk bir projede de e, senin senin ekibinden ve senden duymuştuk. Hatta buralara Sonata göndereceğim de şok olacaktır 14-15 sene önceki bizim ilk röportaj görüntümüzü O bomba yani. <laughs> aynen. Ya bir ancelik kadar bomba o yani. Ha, gerçekten öyle. <laughs> ee, nasıl başladı bu proje? Ee, ne zaman başladınız? Nasıl bir hikayesi var? Kısaca bir girizgâh yapalım. Ondan sonra da oyunla alakalı detayları geçelim. Senin için doygunsun. Tabii sana. abi. Biz aslında proje 2016'da bir başlamaya çalıştık. Ee, o zaman ben işte Crytek'ten ayrılmışım. Ee, böyle VR özellikle VR ile ilgili mesela benim umudum yüksekti. Tabi ee, tabii şu anda biliyorsunuz ciddi bir hayal kırıklığı oldu ama o zamanlar bir hype'ti o ve daha henüz o asıl headsetler falan çıkmamıştı. Yani o VR'ın e, şeyi daha yüksekti açıkçası. Herkesin beklentisi biraz daha yüksekti. Biz o zaman hem bir yerde hem mobilde hem de PC'de oynanabilecek bir oyun projesi üzerinde çalıştık bir 6-7 ay kadar. Fakat o darbe girişiminden sonra tabii biz de yani patates olduk tabiri caizse. Orada bir gibi. durdu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Senin ve birçok e, girişimci dostumuz gibi. Evet. Yani aslında 2016'daki o bir kere bir onu şey kabul etmek lazım. Haksızlık yapmamak için. O zamanki ekimi de haksızlık yapmamak için. Onların da emeği var. O bir tohumu bu işin. Daha sonra işte e, 2019'un sonlarına doğru bir tur daha bir şansımız denedik e, başka arkadaşlarla ama o zaman aslında bence yanlış gittik. Yani orada çok ciddi bir strateji hatası yaptık. Ee, zaten 2020'nin başında falan anladık yani orada oradan bir şey varamayacağımızı. Hemen arkasına zaten bu virüs geldi. Bu sefer de korona patladı. Hı hı. Yani dedim ben şimdi bunu ya üçüncü kez deneyeceğim. Meteor falan düşecek yani. Birinci de darbe geldi. İki de dünya hani bir virüs falan derken her <laughs> dümdüz oldu. E ben bir daha denersem yani dünyanın sonu gelecek ya da bu olacak ikisinden biri. Dedim hadi deneyim yani yani meteor düşmezse tamam bu sefer yırttık. Aslında abi, üçüncü deneme çok yakın zamanda başladı yani 7 Nisan. Yani bildiğin 7 Nisan daha işte 2 3 evet. öncesi 3 ay bile değil 2 öncesinde. Bir anda inanılmaz ivmelendi ve hızlandı proje çünkü hem aslında biraz şansımız ya bu virüsten dolayı herkes eve tıkıldığı için ben ne evet. kadar sektörden arkadaşım dostum varsa ulaştım onlara ve hepsi de hani tabii ki Erkan sonuçtan evde boş boş yani bir şey yapalım dediler. Fakat proje çok güzel olduğu için gerçekten Hı. güzel yani inanıyoruz projeye. Sadece bizim inanmamızı geçtim. Ee, yani ekibi sen biliyorsun. o ee, kadar inanılmaz, inanılmaz. İnanılmaz insanlar var ki. Aynen evet, bu evet. insanları hani böyle bir şey motive etmek. Yani bir de açık konuşalım. ve çok büyük paralarımız yok. Bizim böyle evet. devasa bir yatırımla hareket eden falan bir şey zannetmeyiz. Evet oyun yani neredeyse biraz daha iteklesek desek triple'a gidecek. Neredeyse? Ee, aynen yani. O, mesela bunu bek bu kadarını beklemiyorduk biz. Sadece e, yani böyle, tabiri caizse double A ya yaklaşsak ne güzel falan derken ekip bir evet. patladı zaten. Yani ben tutamıyorum. D durun beyler bir dakika falan derken triple A'ya götürüyorlar bizi. <laughs> Aynen. Aynen. yani e e bu hani nasıl gizli kaldı dedin ya mesela çok da aslında e uğraşmadık zaten 7 Nisan'da bir acaba tekrar başlarsan kim gelir falan diye bir, bir koptu orada film. Zaten sonrası ben de hatırlamıyorum. Yani böyle bir yani çok kalabalık bir otobüse girersin de bir anda kendi otobüsün arkasında bulursun ve bir, bir, yürüp <laughs> ittirir seni. Öyle evet. oldu yani. Koptu gitti proje. Ee, dolayısıyla 7 Nisan'dan bu zamana 35-36 kişi olduk şu ana kadar. Yani o insanları tek tek bulup konuşmak, ee, 2016'dan gelen bazı tabii tasarımsal temeller var onları güncellemek gerekti. Oyunun mesela o hedef aldığı platformlar değişti VR, mobil PC'den PC, konsol yani belki VR'a döndük. O tabi ciddi değişiklikler getirdi. Bir sürü arge yapıldı mesela o pre-production yani ön üretim aşaması çok e, güzel geçti aslında çok kısa sürdü gibi. Ama 2016'daki mesela yaptığımız birçok prototip vardı. O çok güzel bize bir dediğim gibi tohumu oradan geldiği için evet. e, altyapı aldı. Bütün bunlar mesela art tarafında yani sanat yönetimi tarafında çok ciddi bir arge yaptık. Bir sürü şey denedik. E, custom shader'lar yazdık. Yani e, çeşit çeşit argeler denemeler yaptık. En son işte istediğimiz kıvam bulduk. E, i̇şte combat tarafında yani savaş tarafının tasarımını birçok kere değiştirdik. Hala mesela değişebilir ufak tefek şeyler. Ama bu ön pişme olayı çok kaliteli gittiği için şu an mesela çok keyifli ve mutluyuz çünkü yapmaya çalıştığımız her şey önden çok güzel denendi, pişirildi. Çünkü ee, şu anda da bomba gibi ekip var zaten. Yani çok, çok, güzel çok, gidiyor. Çok ilginç çünkü e, hani abi gel sen de bir röportaj yapalım dediğim zaman hani böyle bir projenin varlığını sen söyleyince yani ben e, açıkçası çok bir şey beklemedim ilk başta. Çünkü çok kısa bir, bir çok kısa bir pre-production'dan bahsettin. Hani ön üretim Aynen. safhasından bahsettin. Sen Mediscot grubuna çektiğin ve o ufak ufak key artları, görselleri göstermeye başladığında dedim ya şaka mı bu yani ne oluyor falan. Yani gerçekten <laughs> proje proje böyle kaidesine oturmuş gibi gözüktü. O bana dedim ki çok kısa bir süre için nasıl başardınız böyle bir şeyi? Dolayısıyla hani hem sanat yönetimi tarafında hem böyle setting anlamında istikametini bulmuş bir proje gördüm karşımda. Dolayısıyla çok etkiledi beni. Peki e, türü ne abi oyunun? Ee, nasıl tanımlıyorsun çünkü... oyunu? oyunu şöyle tanımlıyoruz. Aslında bir açıdan bakarsan hani bu turn-based e, strateji dediğimiz ve sıra tabanlı stratejiler vardır ya. Evet. Oyunun aslında %50'si öyle gibi. %50'si de bir RPG tarzı işte, rol yapma oyunları dediğimiz tarz gibi. İkisi yani de aslında... çok aslında Günümüz ya PC oyuncularını böyle en sevdiği iki tür diyebiliriz aslında buna. Aynen yani hem PC oyuncuların hem benim. Yani evet. benim geçmişim şöyle hatırlarsanız Hükümran Senfoni'yle başladım. RPG'ydi. Evet. Ee, daha sonra hatta tactical RPG derdik biz o zaman. daha çünkü savaşların falan öyle evet, hani evet. Diablo gibi action değil de daha böyle stratejik taktiksel gitmeye çalışıyorduk. Hatta Aynen. o zaman biz yani düşün 2005-2006'dan bahsediyorum yani. Aynen. Biz o zaman muhtemelen kimseye haksızlık yapmak istemem ama büyük ihtimalle dünyada e, fiziği, game play e böyle çok derinden sokup e, hadi bu oynanışa biraz böyle farklı eşsiz bir şey katalım diyen herhalde ilk firmalardan biriyiz. Zaten o zaman evet. mesela Age diye bir fizik motoru vardı. Evet. E, şimdi o şeyin ee, Nvidia'nın tabii. En yanı, ee, o zaman Amerikalı bir ayrı bir şirket yani ve o, evet. o, fizik motorunu 100 bin dolara falan lisanslıyorlardı. platform başına. Evet. Yani adamlar bizim yani oynanış gördükten sonra biz onu bedava verler. Dedi, yani, bu sizin olsun. Yani, siz güzel bir şey gidiyorsunuz belli ki <laughs> diye. Ee, biz onu tabi yani Hükümen Senfoni bitiremedik. Sonra çok benzer bir e, tarzı Divinity Original Sin serisinde gördük ki hani evet. Güzel düşünmüşler hakikaten çünkü çok keyifliydi o yani. <laughs> çok güzel yapmışlardı. <laughs> ee, i̇kinci yani Hükümran senfoni içinde yaptığım çoğu oyunda zaten strateji. Hatta çoğu da turn-based strateji zaten, sıra tabanlı oyun. İkisinin aslında birleşimi gibi de oldu bir yerde, iyi evet, oldu. Evet. Ama tabii biz bunları birleştirirken, e, şunu da altın çizeyim, çok ciddi bir hikaye katmanı var. Yani benim oyunda aslında en çok güvendiğim nokta burası. Çünkü üzerinde yıllardır çalıştığım bir kurgu. Mesela karakterlerimize çok güveniyoruz. Gerçekten oradaki her bir hero diyeyim, her bir karakterin e, eşsiz olması, kendisine has bir havası, dokusu olsun, İnsanlar o karakterleri gerçekten sevsin. Gerçekten mesela o adama bir şey olunca üzül. Biz onu istiyoruz. Evet. Yani biraz böyle e, yani bu işte öyle klasik a, aksiyon oyunu. O onun kafasına patlattı. Onu uçan tek matta değil abi. O, evet. Orada yani o karakterlerin motivasyonları ne? Bunların derdi ne? E, oyuncular kimi... duygusal olarak bağlanacaklar oyuncular. Aynen. aynen. karakterleri. O Kesinlikle. zaman biraz da şeyden devam edelim. Hikayeden devam edelim bence. Çünkü aslında ben biraz daha sonlara doğru gelecektim hikaye kısmına ama ee, aşmışken, şimdi, e, sen hazır konuyu açmışken şimdi biz iyi bilim kurgu hikayesinde böyle açız. Yani ne kadar çok tüketirsek tüketelim doymuyoruz. E, doymuyor. Yani Sinan'la özellikle kendi sohbetimizde bir şey vardır. Abi ne da şöyle sağlam bir bilim kurgu hikayesi gelmiyor falan diye. İnanılmaz senden geldi. <laughs> biraz, da, biraz da hikayesinden ve karakterlerden bahsedelim o zaman abi. Tabii. Ee, şimdi birazcık aslında evrenden biraz böyle hani e, arka planda kurgudan bahsetmek lazım sanırım. E, zaten herhalde bir iki hafta içinde bir e, hikaye tanıtım videomuz da gelecek. Çok güzel. Şimdi aslında bizim oyunun geçtiği kurgu gene dünyamızda geçiyor. Mesela daha önce benim yaptığım Seyron kurgusu fantastik bir evrende geçiyordu. E, hani daha böyle medieval fantasy falan teknoloji teknolojik olarak bakmak gerekirse şeyine zaman diliminde daha böyle medieval gibi. Buna biz daha çok science fantasy artı işte dark fantasy artı science fiction. Bu üçünü karıştırdık. Yani narrative tarafta e, bir isimlendirme yapmak gerekirse. Evet. Şimdi mesela science fiction dediğin nasıl daha gerçekçi olmasını beklersin. Hiç, yani çok az science fiction var. Gerçekten mesela hani en güzel örneklerden biri Interstellar diyebilirim. Son yıllarda çıkan filmlerde. Evet. Ondan evet. o kara deli düşme science saçma. Onun dışında <laughs> orada artık tabii fanteziye kaçmışlar. Çünkü bilmiyoruz oraya yani, yani, bilmiyoruz derken kesin ölürsün <laughs> ayrı konu da. Yani o içine düşene ne olursa oraya, o çok belli değil. Ama yani e, mesela o mükemmel derecede neredeyse o son saniye haricinde şeydir. E, bilimsel gel doğrudur. E, bizimkisi evet çok böyle saçmamamaya çalışan. Mesela Star Wars hayranları kızmasın ama o yani baştan sona saçmalıklar deryası bir kurgudur yani <laughs> şey i̇şte açıdan bakarsan yani. Tabii ya soydu Aynen aynen. Yani bir bir uzay gemisinin içine yıldız çektiği falan bir şey zihnime ondan sonrası zaten beynim sildi benim. Yani e, bizimkisi o kadar fanteziye kaçmadan ama tabii çok da sıkıcı bilimsellerle de kaçmadan bir tat yakalamaya çalışıyor. E, zaman olarak da oyun günümüzden bir 500 yıl falan ileride geçiyor. 2500'lerde bir önemli bir olay var. E, bu olay hi hikayede anlatılıyor sık sık çünkü çok önemli referanslar geçecek daha sonra hikaye içerisinde. E, hikayenin kendisi 2700'lerde başlıyor bu arada. E, i̇nsanlık da şöyle bir enteresan duruma gelmiş. Şimdi dünyada devletler kalmamış durumda. Yani öyle millettir, devlet falan bu, bu kavramlar tamamen gitmiş. Artık geriye sadece büyük şirketler kalmış. E, bütün artık insanlar ya o şirketin ya bu şirketin e, maaşlı kölesi diyelim. Yani bir onların evet. üyesi gibi. Salarım. E, aynen. E, Salary slave diyeyim hatta. Salary <laughs> i̇yice, ol, <salaryum>. <gülüyor> <gülüyor> i̇yice şey yapayım. E, bu büyük şirketler dünyayı yönetiyorlar ve aslında bunlardan bir tanesi e, o zamanlar tabii artık dünya bayağı kokuşmuş. Bu hani Nasıl söyleyeyimse size? Blade Runner tarzı gelecek senaryolarını sevenler özellikle çok hoşuna gidecektir onların. Bu dystopian future dediğimiz böyle iyice karanlık. Evet. Böyle her şey kararmış her şey. Yeşil falan yok olmuş. Doğanın tamamen silinip süpürüldüğü bir dönemden geçiyoruz böyle. Hani öyle bir şey düşünün. Evet. Nüfus falan patlamış, uçmuş. Işte şey de çok açılmış. Gelir dağılım falan. Yani insanın büyük bölümü sürünüyor ama bir bölümü de inanılmaz bir lüks içinde yaşıyor vesaire evet. gibi bir durum var. Bir şirket çıkıyor ve bu şirket e, diyor ki ben diyor bir proje geliştiriyorum. Bunun adı Transcendence. Yani bunun Türkçesi nasıl diyelim? Ne bileyim böyle yükseliş falan gibi bir şey herhalde. Evet. Evet. E, i̇şte insanlara şey vaat ediyor. Yani size işte böyle tanrısal güçler, ölümsüzlük vesaire falan yapmaya çalıştığı şey de insanların bilincini dijitalleştirmek e, ve hatta onları uzayda yeni bir yaşama doğru sürtmek. Artık uzayda koloniler kuracağız. Yani tam bu kokuşmuş dünyadan kurtulacaksınız vesaire. Adamlar bunu da başarıyorlar fakat e, bir süre sonra bu yaptıkları yeni nesil insanların neohumun diyorlar bu arada. Bu neohumunlar böyle hani şeylerde falan mağazalarda manken görürsünüz ya onlar gibi evet. e, suratları yok. Aynen sentetik görünümlüler. Evet. Çok jenerik e, görüntüler böyle. Evet. E, ve tabii tek tip olarak ölümsüz de yani. Ölürsen çünkü hemen başka vücuda kendini download edip devam edersin. Evet. Fakat bu arada bir şey oldu. Tabii ondan anlatmıyoruz şu anda kesinlikle. Evet. Bir, bir sebepten e, bu Nero'yun kontrolünü kaybediyorlar. Yani bu bizim bu bahsettiğimiz şirket. Evet. E, büyük bir savaş çıkıyor. Bu savaşın aslında çıkmasının tek sebebi bu değil. Bu bir tetikleyici. Yani bu İkinci Dünya Savaşı'ndan hep bize bir geyik vardır işte gitti Avusturya Avusturya Macaristan prensini vurdu da işte Hırvat'taki ondan çıktı. Nereye ondan çıktı? Abi çıkacak zaten. Bir, bir şey bekliyordu yani ondan sonra patladı o savaş. Çok evet. benzer arkadaş şey var aslında kurgu var. Se sebep arıyorlardı zaten yani. Aynen sebep arıyorlardı. İşte Zaten büyük şirketler birbirine girmeye hazır bekliyorlar böyle yani klasik o 2. Dünya Savaşı'ndaki büyük devletlerin abi çok teknoloji geliştirdik hadi elimiz kaşına birinin kafasında patlatalım şu bombaları falan dediği dönem gibi yani. <gülüyor> 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 e, o savaştan sonra şöyle bir ayrım oluyor şimdi bu neo az savaşı kazanıyor. Bunu narrative thread'e anlatacağız. E, evet. Fakat bir sebepten son e, darbeyi vurmuyorlar yani e, bütün bu büyük şirketlerin, corporation'ların dediğimiz yapıların kökünü kurutacakken bunu yapmıyorlar bir sebepten. Ee, onlar geri çekiliyor. Bunların geri çekilmesinden sonra bizim bu büyük şirketler tabii bir paranoya başlıyor. Bunlar acaba bir gün geri döner mi? Yani hemen evet. bizim işte bir şey yapmamız yani. Çok çünkü teknolojik olarak uçmuş durumdalar. Ya bir daha geri dönerlerse zaten kaybettik savaşı. Bir daha gelirlerse muhtemelen daha da gelişmiş gelecekler falan diye bir gerilim var. Başlıyor bizim taraftan müthiş bir teknoloji yarışı. Evet. Biliyorsun her zaman bu iş böyle. İki dünya savaşında birinci dünya savaşında hep her böyle zaman zaman teknoloji o patlar oluyor. ya. Tabii, tabii, aynen. Aynı. Ee, orada insanlık şöyle de ayrılmaya başlıyor. Şimdi elimizde klasik insanlar ve neo-humanlar vardı. Ee, bu büyük şirketler diyorlar ki ya bir dakika biz böyle sentetik bir şey gitmeyelim. Çünkü kontrolü kaybedebiliyoruz. Daha kontrol edebileceğimiz ne var? Ee, başlıyorlar genlerle oynamaya ve süper insan projelerini böyle ittirme. Bu biraz nazilerden esinlendik burada. Hatta Hı. özellikle eugenical diyoruz. Eugenical e, tabiri itibariyle tabiri biraz ofansif aslında. Evet. Ee, böyle hani ee, özellikle nazilerin işte ve süper insan e, projelerinden falan kalması aslında çok hmm. tehlikeli bir kavram. Dikkatli kullanmamız gerekiyor. O yüzden hep negatif kullanmaya çalışıyoruz ki yani bunu övdüğümüzden değil. Zaten ya bizdeki az, bu... Az, az, evet. Aynen tam birazcık da o drama aslında çünkü evet. bu yüce Nikola insanları e, bu büyük şirketler bildiğin insan e, çiftliklerinde yetiştiriyorlar. Yani hmm. Bunların annesi babası belli bildiğin laboratuvar e, ürünü bunların hepsi ve hepsinin belli bir fonksiyonu var. Yani Adam seni, evet sen süper bir adamsın. Evet, bazı konular deseneklerini inanılmaz üst düzeyde ama o seni o şirket seni belli bir konuda kullanmak için ürün gibi yaratmış ve sen o şirketin bu sefer hakikaten klasın yani öyle bir ya, ben başka bir geçiyorum ya. aynen prodaksın yani evet. ee, ki bizim karakterlerimizden bir tanesi Yüce ee, Nikol onun da e, geçmişinde böyle e, enteresan biraz dramatik şeyler de ekledik e, bu Yüce kendi kendisinde mesela bazı e, çatışmaları var yani işte bir şimdi hakikaten yani özgür böyle seçme şansı olan bireyler miyiz? Ürün müyüz, neyiz biz falan gibi onların kendi işte başka draması var. Ee, bunun dışında sentetikleri yaratmaya başlıyor ama sentetik dediğim e, gibi değil. Bunlar tamamen robot. Hiçbir Hı -hı. şekilde ya, bu terminatördeki falan gibi kendi seçme şansı olacak bir e, imkanı yok. Bunlar biriniz standart robot yani. Sizin... Evet, Sarfa verdiğiler ya kendinden, kendinden farklı. Yok değiller ya. aynen bunlar e, standart şeyler yani hani silah gibiler aslında daha çok evet. o sentetikleri çok bir ürk gibi kabul etmiyoruz biz. Bizdeki ürküler işte insanlar var. Ki bunlara hani eskiler diyorlar daha çok bizim hmm. neo E, ee, Bu Yüce var. Hmm. Genetik olarak süperleştirilmiş. Ee, bir de Sibernetikler var. Sibernetikler normal insan ama işte çeşitli uzuvlarında mekanik e, geliştirmeler yapmışlar. Onlar da böyle bir espriyle söylüyoruz ama onlar bizim kurgudaki fakirler. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> Ee, şimdi Genetik olarak kendilerini geliştirecek paraları yok ee, ve şimdi Corporationların gelişmesi sırasında bu adamlar e, artık yavaş yavaş yüce doğru kayıyorlar. Yani servis, evet. her türlü hizmet yüce tarafından karşılanmaya başladığı için bunlar onlar rekabet haline giremediklerinden normal insan vücuduyla işte o rekabette kendilerine iş bulmak için, para kazanmak için hani ne yapalım bari biz de kendimize işte uzuvlar falan takalım ki işte hani askeri tarafta bir şey yapmaya çalışan biraz o konuda kendini güçlenmiş olsun. Başka bir iş yapmaya çalışan onu güçlenmiş olsun vesaire. O yüzden biraz onlar böyle toplama PC diyoruz biz. Şey olarak. <laughs> Görüntü olarak toplama PC gibi gözüküyorlar. <laughs> ee, i̇şte New Humanlar Apple gibi klasik böyle acayip falan böyle. Süper Güzel. şey yuvarlak sasırma falan. Tabii biri yukarıdan bakıyor tabii ki. Birini de ezmeye çalışıyor elbette ki. Aynen yani New da biraz öyle bir... Sosyal sınıf farkını iyi ifade etti yani. Evet evet. Yani kurgu e, kurguyu özellikle birçok açıdan e, çok katmanlı e, birçok açıdan pek çok birbiriyle çarpışan dramanın oldu ve oyuncun oynarken ya abi ben şimdi neyi seçeyim? Hepsi kötü bunların yani. E, şimdi burada ben ne yapsam üzüleceğim falan diyecekleri biraz böyle insanların oynarken zorlanacakları bir kıvama getirmeye çalışıyoruz. Çünkü e, e, zaten bizim hazrettiğimiz tarzda bu. Yani örnek vermek gerekirse Witcher gibi Game of Thrones gibi mesela da yani kitabından bahsetmek gerekirse işte e, yani Ateşte Buzun Dans kitabındaki gibi hı hı. bu tarz yani bu Yüzüklerin Efendisi veya Hobbit gibi high fantasy değil. Yani işte hı hı. bunlar kötü abi bunları gördüm döv, evet. bu, bunlar çok iyi çocuklar, bunlar yumurta gibi delikanlı öyle bir şey yok yani. Bizdeki daha herkesin... Çok, evet tabii daha çok gri alanlarda gezeceksiniz. Aynen gri alanlarda çok geziyorsun. Ha, evet. e, yani böyle biraz yeşil olgun kitle hitap eden bir oyun aslında bu durumda. Kurguyla kurguyla ilgili herhalde böyle bir toparlama yapmış olsam yani, yeter. Daha hikaye girmedim. Bu sadece kurgu. Ya yani setin set, kısmını biz aldık yani. Çok ciddi bence çok e, enteresan bir kaidesi var oyunun. E, Teşekkür peş, ederim bir aynı. Çok, Birçok farklı okumaya açık ondan sonra. Peki e, şimdi ya yani, geçmişinde Blade Runner izlemiş veya işte o dönemlerdeki dediğin gibi biraz daha böyle e, kapitalist düzenin 500 yıl sonrası da nasıl bir men manifest edeceğiyle alakalı distopik kurguları sevenler ee, bence Angelin hikayesini de çok seveceklerdi diye düşünüyorum. Hı -hı. Peki ee, bu muhteşem kaidenin üstüne nasıl bir gameplay düşünüyoruz, düşünebiliriz? Yani bir oyuncu oyuna başladığı zaman temel olarak nasıl bir deneyim yaşayacak? Bir core loop içerisinde ne neler olacak Angelic'de? Oyuncuyu bekleyen. Evet. <laughs> And... Şimdi oyunda başlıca iki tane katman var veya bölüm var diye. Bir tanesinde siz büyük bir e, uzay gemisini yönetiyorsunuz, onun kaplansınız. E, oyunun neredeyse 160 falan bunun içinde geçiyor yani bu uzay gemisinin içinde işte gezebilirsiniz, e, çeşitli modülleri kullanabilirsiniz, uzayda istediğiniz şekilde e, gezip farklı farklı gezegenleri keşfedebilirsiniz. Tabii bu şey değil hani öyle No Man's Sky gibi şimdi saçmalamayın Hı. burada hani o bayağı bir adam yani ne vaat etti ne çıktı falan olmasın. Evet. Eee yani gezebilirsiniz derken tabii <laughs> şimdi bizde şeyde e, çok uçamıyoruz yani çok iddialı konuşamıyoruz bu. Hani içeriğin ne kadar derine gidebileceği tamamen bütçeyle alakalı. Yani bize tabii 100 de. milyon dolar verirsiniz yapayım abi 50 tane gezegen gezin kafanıza göre. De. Şimdi öyle bir bütçe olacak mı onu bilmediğimiz için Allah biz ne, yaptığımız mesafet Andromeda kaç 80 milyon dolara kaç gezegen yaptı sonra hatırlıyor musun Andromeda'daki ne kadar vardı? Yani 8-10 tane Art, falan Max Max 10, 10 8 tane aynı şey var. 8, 8, 8, 8 olması Yani gezegen başına 10 milyon dolar. <gülüyor> 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 aynen yani. Biz 10 milyon dolar bulursak yaparız evet. evet yani. ee, <laughs> <laughs> şimdi gemide geç, gemideki sekansın asıl aslında bizim için önemli olan tarafı şu. Birinci istediğim şey istiyoruz ki oyuncu ya benim uzay gemim var abi. Yani bunu desin. Benim abi Acayip güzel. Mesela uzay gemisinin tasarımında inanılmaz vakit harcıyoruz. Yani konseptleri sen gördün. Onları evet. zaman içinde değerli izleyicilerimizle paylaşacağız. Gerçekten yani köşedeki bir butona kadar evet. sapıklar gibi uğraşıyoruz. Çünkü değişikmiş şey olmalı. O hani çok klişe uzay gemisi var ya onlardan değil. Öyle söyleyeyim. Yani kere zaten gemi NeoHuman'lara ait. NeoHuman'ların teknolojisi çok farklı. O yüzden böyle Genelde insan işte bilim kurgu, işte insan uzay gemisi, büyük carrier öyle bir şey değil, öyle bir şey gelmesin gözünüze. Çok farklı bir şey yapıyoruz ee, ve bunun için de gezmek bile çok keyifli olmalı. Yani adam koyacak işte çayını kahvesini içkisinde içiyorsa orada oturup belki bir saat şeye bakacak, onu istiyoruz yani. Abi. Camdan Hı -hı. mesela uzaya bakacak falan. Yani bu e, benim zaten hayalim. Yani hakikaten abi e, şey yap, keyfini kur, setup'ını falan orada vakit geçiriyor. Yani o çok önemli bizim için. Oyun hep böyle onun ağzını kırayım, bunun burnunu kırayım olmamalı. İçinde yaşasını İki... istiyorsun oyuncular yani. Aynen aynen. Yani biz olur olur, ayır, o çok, ayır, o ayır, çok önemli. Ayır, o her, her şeyin de katmanı o çok önemli bizim için. Aynı şekilde mesela bu gemide biz bu sizinle beraber bu yola çıkmış, sizinle beraber macerada size eşlik eden karakterlerden bahsettik ya. Hani çok şey umursayın bunları, sevin falan istiyorsanız bu karakterlerle konuşabileceğiniz, bunlarla etkileşimlere girebileceğiniz bir mekan gemi. O yüzden de zaten hani gemide geçeceğimiz vakit uzayacak. Orada yapılacak olan etkileşim çok çünkü. Ee, bu birinci bölüm. ikinci bölüm tabii ki savaşın kendi, yani aksiyonun kendisi. Ee, bu savaşta da biz e, bu büyük gemiden savaş alanına, yani nerede yapılacaksa o savaş, e, oraya bizim işte bu dropshipler böyle hani küçük kapsüllerle e, hero'larımızı, karakterlerimizi yukarıdan pıt 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 atıyoruz. Hı hı. Şimdi bizim Hani gameplay e böyle girmişken şeyden de bahsedeyim. Bizim savaş tarafındaki en büyük farkımız diğer e, turn-based oyunlara göre aslında bu. Çünkü o turn-based oyunlarda şu vardır. Savaş başlar. Sen Senin ordun veya neyse işte kahramanların falan bellidir. İşte XCOM gibi, Gears Tactics gibi Hı -hı. oyunlarda 3-5 kişi gelirsin böyle. Veya işte Heroes of Might and Magic gibi bir turn-based oyun işte ordu bellidir. Sonra savaş başlar yani. Bizde savaş çok dinamik. Çünkü e, savaş başladıktan sonra sen nasıl bir dağılımda geldiysen e, öyle gitmiyorsun. Çünkü İlerledikçe savaş, hem karşı taraf hem sen yeni e, hero'lar atabilirsin sahneye. Bu da şöyle bir dinamizm getiriyor oyuna. Yani oyun sırasında yani tamam bu koptu boyun oyun gitti falan diye bir şey yok. Hiç belli olmaz yani Öyle bir tak diye koyarsın ki adamı e, bir anda dramatik bir şekilde bütün savaşın gidişatını değiştirebilirsin. Her bu zaman kurtarabilirsin de, yani. Yenilsen bile her aynen. zaman bir yerden kurtarabiliyorsun yani. Veya hani çok iyi gidiyor ben diye boşlanmak lazım çünkü evet. biraz bu mekaniği böyle e, bu tradable kart dediğimiz böyle kart oyunlarından aldık. Orada da çünkü yani böyle destek şak diye bir kart geliyor ya. Yani ama tabii bizde evet. o şans eseri o kadar şans eseri yani. Sonuçta kendi seçiyorsun nereye kim atacaksın. Zaten strateji çünkü ön plana atmak gerekiyor şanstan ziyade. Kombatlı e, böyle. Dolayısıyla oyunu yüzde kırkı gibi diyeyim. Hani e, savaşta geçecek. Yüzde altmışı işin aslında play tarafına yani e, gemi tarafında geçecek daha çok. E, bu iki katmanın dışında çok bir şey eklememeye çalışıyoruz. Çünkü yani haddimizi açmadan tam triple bir şey yapmaya çalışıyoruz diyorum ama sonuçta yani bizde hani bir elektronik arşiv bir Bethesda falan veya CD Red değiliz yani. <laughs> yani 30 kişi de olsak <laughs> evet, yani evet. 300 500 kişi falan lazım o o o seviyeye çıkmak için. Evet. Ee, o yüzden bu iki katman zaten aslında bayağı yeterli bu arada. Hı hı. Yani da böyle gemiye dön işte bir sonraki görevine git. Hı, -hı. Ee, bu arada bir arada hiraların etkileşime gir, onları özelleştir mesela onlardan unuttuk bahsetmeyi mesela çok ciddi. Evet bir... onu oraya gelecektim ben sen bahset okay. çünkü e, özelleştirme kısmı zaten apayrı bir e, konu, Angelik için. Aynen bayağı önemli. Yani biz e, hiraları tabi özelleştirmeden kastımız bir RPG oyun da işte bu rol yapma oyunlarında hani karakterin suratını değiştirirsin işte e, eldiveninden ayakkabısına kadar böyle tek tek hepsini e, değiştirebilirsin ya o kadar değil çünkü onu yaparsak bunların hepsini çok e, oturduk uzun uzun değerlendirdik mesela bir hero var bu hero'nun e, yani şu arkamda gördüğünüz karakterlerden biri mesela e, bir tanesinin suratını çok değiştirirsen bu sefer Hiro'nun hüviyeti gidecek. Yani onun e, kişiliğini, karakterini falan bozmaya Doğru. başlayabilirsin. Ben bu konuda yani... araya gireceğim kusura bakmayın. Tabii bahsedin. ki lütfen. Özür dilerim öldüğüm için. Yani mesela e, bu benim kendi şahsi kişisel görüşüm. Mesela Elder Scrolls serisinde sen kendine özgü bir karakter yaratabiliyorsun. Farklı ırklardan bir sürü kombinasyon işte yüzünü, kaşını, gözünü her şeyini seçebiliyorsun. Ama bir tarafta da işte narrative based yani anlatı odaklı olan Witcher var. geralt oynuyorsun. Aynen. Ee, bu benim kendi şahsi damak lezzetim. Ben Geralt'la oynamayı daha çok seviyorum. Yani uçsuz bucaksız bir setting içinde yine böyle uçsuz bucaksız bir sürü seçenek içerisinde aslında e, biraz daha sınırları belli bir karakterin rolüne bürünmek daha çok hoşuma gidiyor benim bu tip oyunlarda. Sanıyorum biraz daha buna yakın olacak. Evet. Bence ya yani hep mecburen çünkü şimdi mesela Witcher tarzı bir oyunda o özgürlüğü oyuncuya verip bir de bu yaratabilecekleri her karakter için bir geralt kadar arkaya bir şey doldurmak imkansıza yakın zaten yani mümkün tabii, değil abi tabii, ya adamı. Tabii. E, o yüzden bu biraz aslında hem dediğin gibi damak lezzeti meselesi hı hı. E, hem de aslında biraz oyunu yapan ekibin e, şu, bir teknik olarak tercihi mesela biz kendimize şunu sorduk ya biz acaba bu oyuncuya bir RPG oyun gibi işte al abi ağzını, burnunu, kulağındaki kıla kadar istediğin kadar <laughs> kastüm et bir <mi> desek. <laughs> ee, yoksa arkasını çok güzel doldurabileceğimiz karakterler mi versek? Çünkü her ikisi de keyifli. Mesela Skyrim de çok keyifli bir oyun. Çok oynadık onda. Yani e, Witcher de mükemmel bence. Yani ben Witcher daha aynen senin gibi düşündüğüm için ön plana koyarım ama öbürünün tercihine saygı duyuyorum. Tabii ki. Tabii ama ki, biz... aynen yani o çok tercih meselesi de ama günün sonunda şunu sorduk kendimize. Ya dedik biz Skyrim'den kimi hatırlıyoruz? Hı -hı. Bana Skyrim'den bir karakter söyledi abi. Çok acayip bir karakter. Ben bunun action figürü olsa alırım, masama koyarım. Tabii. Yani hani bir Dovakin vardı. ikonik bir şey var ama hani Art'larda falan kullandık. Evet. Ama belki ben o hani kedimsi bir ırk vardı ya öyle gezdim abi belki. Yani o ben dedim ki. O yani olmayan ejderhasını falan koyarsın en fazla. Şimdi bizim istediğimiz bu değil. Yani biz gerçekten böyle insanların karakterlere yaklaşmasını istediğimiz için. Yani mesela bu e, işte Marvel evrenindeki süper kahramanlar gibi bir algılansın karakter. Yoksa abi bak bunu ben yaptım. bunda da Osman falan. Öyle mi olsun? Şimdi ikisi arasında ciddi bir şey farkı var. Tabii yaklaşım farkı var. O yüzden e, biz oyuncuya da bir karakter vermeye karar verdik ama bunu gene bizim yaptığımız karakter olarak aynen Geralt gibi vereceğiz. Yani e, çünkü öbürüne zaten bütçemiz yetmez. Artı öbürüne istediğimiz kadar derinliğe gidemiyoruz. İşte, sorun da yani Evet şimdi bu adam şunda bir evet. Şimdi mesela oyunda hikayede e, bir karakter e, bizim ana oyuncunun yani oyuncunun oynayacağı karakterin sevgilisi. E, şimdi bu karakter kadın. Yani şimdi adam kadın yaratırsa ne olacak yani? tamamen yani lezben evet. olabilirler. Okey de ama bir sürü şey değişecek o zaman yani o onun altından biz kalkamayabiliriz. Yani Electron Cars kalkıyor. Yani ya bayağı ver kalkar. İşte o tutarsızlık dediğimiz kısım çok riski riskli oluyor nasıl yani yani evet. ona izin verdiğin zaman oyunun bütün geliştirme süreçleri değişmek zorunda. Top de dediğin şeyin altından nasıl kalkacaksın yani? Aynen. Biz tutarsızlığa gebe oluyor dediğin gibi. Aynen yani o yüzden hero yani karakterleri özelleştirme olayı evet var. ama mesela şimdi bir karakterin fonksiyon olarak da mesela bozamazsınız. Onda izin ver, veremeyiz çünkü oyun bozulur yani şimdi. Karakter eğer bir keskin nişancıysa ya onun elinde minigun veremezsin yani. Olmaz. Şey bozulur. Tabii yani, tabii. E, veya karakter tanksa eline böyle sniper veremezsin yani. O yüzden e, bir belli bir aralık içinde e, özelleştirme imkanları vereceğiz. Ama o o bile bence çok keyifli oluyor. Yani hiç ya ben açıkçası mesela e, şimdi var öyle bir süremizde model. Bakıyoruz, oynuyoruz, test ediyoruz. Hissiyata bakıyoruz. Ya, bence çok keyifli. Yani ben oturup şey aramadım. Evet. Ya ben bunun, bunun neydi? Bunun işte ne bileyim e, saçını niye değiştirdik ki saçını biraz değiştirebilirsiniz ona izin vereceğiz ama mesela hani böyle e, suratını falan tamamen değişecek kadar niye ben bunu e, özelleştiremiyorum demiyorsunuz. Yani öyle bir hissiyat eksikliği biz hissetmedik. Yani umarım oyuncular da öyle düşündüler. Yok zaten bu tamamen farklı bir kulu var Arkan. Yani o konuya değindiğin zaman e, ben ne demeye çalıştığım çok da seni. Yani bir tane predetermined bir karakterin e, kozmetik olarak e, unsurları değiştirebiliyor olmak ben çok hoş bir şey ama o karakterin kimsel kim olduğunu veya kimliğini değiştirmiyorsun görünüşünü değiştirebilirsin Aynen. 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 bence gayet güzel gayet güzel ya peki şimdi bu e, açıkçası yine Türk oyun endüstrisinden çıkmaya aday oyunlar arasında en dikkat dikkat çekeni şu anda teşekkür e, yani ederim en azından bugün itibaren öyle olacağını düşünüyorum ben e, Hı -hı. dolayısıyla e, vaat aslında tabii ki e, ölçüye göre Görece olarak vadimiz gene büyük aslında. Yani e, W'ye yaklaşmak bile önemli bir aşama Türk oyun sektörü için. Nasıl bir ekip yapacak bunu? Yani settingi anladık, e, gameplay wise yani bir oyuncunun oyun içinde nelere, neler neler nasıl bir deneyim yaşayacağını da aşağı yukarı konuştuk. Bir de ben şey değinmek istiyorum. Gerçekten çok değerli bir ekip e, toplamışsın. Ee, Discord'da gördüğüm isimler gerçekten aralarından bazılarını tanıyorum önceden. Ee, yani, yani bunu oyunculara kim teslim edecek bu projeyi? Nasıl bir ekip teslim edecek? Yani açıkçası e, ekip benim şu anda en e, gurur duyduğum, en e, heyecanlandığım unsur. Çünkü bir kere hepsine bir teşekkürüm. Yani e, bunu gerçekten kalpten söylemiyorum. O kadar o kadar önemli ve değerli insanlar şu an o kadar inanılmaz fedakarlıklar yaparak proje ittirdiler ki zaten onlar olmasa mümkün değil. Yani ben bunu tek başına falan kimse yapamaz. Ben de yapamam. Ee, yani ben bir şey değilim orada. Gerçekten ekip şu an bizim en büyük değerimiz o ekip. Hı. Biz o iki saattir konuşuyoruz bunları. Konuştuğumuz her şey günün sonunda yapacak ve yapamayacak olan şey ekip olduğu için hı hı. E, bence bu konu açarak çok doğru yaptın. Ekip e, belki bizim en değerli varlığımız burada. Yaklaşık işte 30 kişi falan var dediğim gibi. Hani ee, bir kere şunu söyleyeyim. Ekip tamamen Türklerden oluşmuyor. Yani biz hı hı. şuna bakıyoruz günün sonunda. Biz bu oyunculara bir söz veriyoruz. Hı hı. Onlara karşı sorumluyuz. Şu an bugün itibariyle girdik artık. Bu videoyu izleyen herkese karşı bizim adam gibi bir oyun verme artık yükümlülüğümüz var. Bu e, ekipteki herkesin çok farkında oldu. Bu yüzden de bu işte e, hani bu program mesela seninle konuşuyoruz ne zamandır. Hı hı, evet. Biz ne zaman aç açalım? Yani insanlara bunu ne zaman haber verelim sorusu çok önemli bizim için. Çünkü bu soruya hadi abi açıyoruz demeden önce biz bir kere kendimiz şey emin olmamız gerekiyor. Biz bunu yapabiliyor muyuz hakikaten? Bir dakika yani. hmm. Çünkü hayal insanları böyle bir gaza getirip pardon beyler olmuyormuş dersek olmaz yani. O hmm. e, o yüzden bizim ilk dikkat etmemiz konu bu. Düzgün boyun verebiliyor muyuz? Hmm. İki, e, bunu nasıl yapacağız? Bu kadar basit yani. Ve bunu nasıl yapacağız sorusunun cevabında da biz hani açıkçası hiç şeye bakmadan milliyetine falan. Kim abi bizim projemize en yüksek katma yeri katabilir? Hmm. Ona bak. O yüzden ekibin ee, Yaklaşık %60 şu an yabancı arkadaşlar da oluşuyor. Çok uluslararası bir ekip ya. Çok da aynen. çalışılıyor. Aynen. Ee, aynen süper de çalışıyoruz. İşte e, Makedonya'dan arkadaşlar var, İran'dan var, Meksika'dan var, Polonya'dan var, e, Amerika'dan var. E, tabii tü Türkiye'den bir sürü arkadaşımız var. E, e, Unuttuğum kim var? E, kesin birileri vardır. Mesela şu an yedekte beklettiğiniz Arjantin'den ve Rusya'dan arkadaşlar var. Onlar duruma göre e, alacağız projeyi. E, kim Peki. kaldı unuttum? Yani peki böyle farklı zaman dilimlerinden insanları aynı şekilde yönetiyor olmak. Bunu yani ben, ben benim için korkucu oldu yani çünkü ben bir aksaklık görmüyorum Discord'da. Mı? Aşağıda tıkır tıkır. E, Gel gör, görmesin çünkü gündüz evet. 2 saat yorumlardesin. <laughs> abi evet. gece 3'ü olmuş. Tam yatacağım oradan. Hop Bex kaldır TV'ne. İşte abi şuna baksana. Ben diyorum ama yatacağım. Neye bakayım Abi, <laughs> abi işte olur mu abi bak şimdi ben adamın gün yeni başla. Ona bakmazsa Tabii. o hani geri bildirim vermezsen oradan beni ekleyecek yani. Tabii saatlerce günü, günü zaman aynı o biraz evet zor oluyor şu anda bizim için ee, ama işte e, mesela Avustralya'dan arkadaşlar var yani şu an, şu an biz kendimizi güneşin batmadı oyun stüdyosu diyoruz abi o, <laughs> evet, güneş de evet. bana batıyor <laughs> <laughs> bana bana patladı o şu anda güneş de bana batıyor güneş onlara bakmıyor da bana bir <laughs> batıyor <olabilir. gülüyor> evet, evet, evet. Ee, ama <laughs> şöyle bir güzelliği var en azından bu virüs olayı patladığı zaman millet mecburen Uzaktan çalışmaya yani kendini adapte etti. bak şu ya insanın mental ayarlaması çok önemli bir şey. Gerçekten motivasyon var ya o evet, dünyanın evet. en değerli sihirli kelimesi abi. Yani şu uygulamayı biz belki 6 önce yapmaya kalksak yapamayacaktık. Yani i̇nsanlar ya olur mu doğru, abi bu iş uzakta olmaz diyecekler. Ama bu virüs bir patladı. Ya tabii ki ke keşke patlamasaydı ama e, bizi bize böyle bir avantajı oldu. Yani insanlar evet. mecburen bu uzaktan çalışma kendini açtılar. E gayet yani cayır cayır işte sen görüyorsun. Çok da evet. e, verimli bir şekilde çalışıyoruz şu anda. Ne zaman e, bir en azından bir demo görebiliyor oluruz? Veya çıkış tarihi için ne düşünüyoruz? Önümüzdeki süreçte Angelic projesini ve şimdiden heyecanlanmaya başlamış oyuncuları neler bekliyor hocam? <laughs> evet en gıcık soruyu soru. Tarih ağzımızdan çıktı mı biliyorsun artık. <gülüyor> <gülüyor> Bela gibi kolay Yok şey, şey diyebilirsin ya yani. tamamen. Tuvidi da diyebilirsin abi. Ya şöyle bir iki tarif var kafamızda. Onları zaten çok geciktirmememiz lazım. Şimdi şundan bahsetmekle onu hemen antepartis anlatayım. Biz aslında kiki saatre hazırlanıyoruz şu anda. Hı hı. Bu proje yeterince bulabilir miydik? Muhtemelen bulurduk. Özellikle şu an mesela hani öyle elimizde materyaller var ki büyük ihtimalle bulur. Türkiye'den bulmamız zor. Ee, ne yazık ki bizim yatırımcımız Türkiye'de hala bu seviyeye çıkamıyor ve onları da anlıyorum yani şey ben hı hı. E, JP Morgan'da da çalıştım 20 yıldır yatırımcılarla görüşüyorum onların penceresinden bakabiliyorum ve ben de olsam korkarım çünkü adama diyoruz ki 2-3 yıl sürebilir ya biz iki, iki senede bir şey oluyor ülkede yani darbesi oluyor bilmem nesi oluyor. Öyle yani öyle. Evet. ekonomik kriz patlıyor e, şimdi adam haklı olarak çok sıcak bakmıyor ve uzun vadeli e, projeleri ama hani e, gene de Arasak bulur muyduk? Muhtemelen bulurduk ama işte biz açıkçası birazcık romantik herhalde bu. E, çok yatırımcıya bulaşmadan mümkünse e, gitmeye çalışıyoruz çünkü ekip böyle bağımsız kalabilirse kafamızdaki evet. şeyleri daha rahat yapabiliyoruz. Yani insanlar daha böyle e, farklı çalışıyorlar gerçekten. Aynen. Çünkü yatırımcının endişesi falan farklı. Hani şu tarih içtir, şöyle yap, buraya sat, de falan Biz hayır, abi, biz güzel oyun yapalım. Yani lütfen bize dokunmayın. Abi. Biz 20 yıldır hayalini kurduğumuz güne geldik. Evet. Yani lütfen bize işte para mara falan bu saçma şeylerden yani tamam çok değer parasız olmuyor ama yani biz burada bak marka yaratmaya çalışıyoruz. Bunu insanların anlaması lazım. Yani ben, ben burada insanlara burada buyur. patlayarak pat patlayacağım şimdi. Çok yani güzel gel, bir yer. Gel çok güzel bir Ya yıllardır dilimize tüy bitti. Yani e, önemli olan zaten bir fikri mülk yaratabilmekti. Değerli olan asıl büyük finansal karşılığı olan şey de budur zaten. Yani Aynen insanların sadece e, yani oyun sektörü biraz daha şeye döndü şimdi hani kurumsallaşalım da ya yani bu kadar kurumsallaştığın zaman da işte manayı öldürüyorsun yani aynen, aynen. E, sen oyuncuların entelektüel yani düşünsel dünyasında bir yer kaplayacak bir fikrin mülkle var olmuyorsun şu anda dünya oyun sahnesinde yani e, Anceli'ye şahsen benim bu kadar değer vermemin sebebi bunu yapabilme kapasitesine sahip olmasın. Yani hmm. insanlara bir güzel bir hikaye dinletmek. Bu hikayenin işte gameplay unsurları da oyun içine böyle damıtmak akıllıca bir şekilde. Ee, bunu işte e, en yakın yapan Mountain Blade. Bunun dışında da bizim benim bildiğim çok fazla Türk oyunu yok. Ee, varsa da veya ben burada unutuyorsam da haksızlık etmiş olmayayım. Sonat bu Lovecraft oyunun adı neydi en son? Stygian. Stygian güzeldi ha, mesela. can Hoca'nın. Evet çok iyi bir proje bence. Ee, ama ancak şimdi başka bir seviyede iyi bir hikaye, iyi bir e, akılcı düşünmüş bir gameplay yapısı. Dolayısıyla e, manayı öldürmeden insanlara iyi bir hikaye dinletme e, bence her zaman için finansal karşılığı, potansiyeli daha yüksek olan bir konu. Tabii. Yani işte bunu anlatmak istiyoruz. Çünkü e, bizim günün sonunda yapmak istediğimiz şey de e, oyunda. Ben istiyorum ki oyun için oyunu oynadı, Hı -hı. bitirdi o adamın hayatına bir dokunsun. Şimdi Hı -hı. bak. Yani adam desin ki, e, ya ben bu oyunu oynadım ve bunları kazandım ya. Yani böyle çok Hı -hı. değerli tecrübe elde ettim. E, böyle çok değerli dostluklar kazandım. Tam Sanal manalı olsun. Ha, önemli olan bu değil. Hı -hı. Önemli olan sonuçta e, orada bir kere iyi vakit geçirecek ve o vakiti unutmamalı. Hı -hı. Yani benim en yaptığım her projede en çok önem verdiğim keyword bu. Yani kilit anahtar kelime ben 2006 2005'te falan bu sektöre girdiğimde Gene böyle köyün deniz gibi fırlamıştım ülkeden ve artık yani <laughs> o zaman biliyorsun yani abi taksi takside berberde falan kabus yani adam bana ne iş yapıyorsun abi diye şimdi Efe cevap ver Çünkü cevap verirsem muhabbet korkunç yere gidecek yani. Ya geçen biz ondan bahsettik işte Erkan. E bizim dün evvelsizin yaptığımız yayında yani biz dedik ya so so sosyolojik olarak oyun sektörünün aşağılandığı bir dönemden ha, evet izledim aynen PlayStation Indies. Öyle abi evet, yani. Yani oradan geliyorsun Söyleyeyim yani. Mi? Tabii. Neredesin oyun? hadi. Ne yeğenim, Ne Nasıl oyun? Yeğenim falan da <laughs> <laughs> Dönemlerinden gel geliyoruz yani. Hadi. Ya biz TeknoKent'te, Oddy'de eee şimdi oraya girerken biz Bilkent TeknoKent'te kuruldu. Katılıyor sen de o e, abi, mükemmel tabii röportajımız. Abi. Sahip orada orada yapılmıştı. O zaman sen e, 1995 model Kenan Doğulu gibi geziyorsun. <gülüyor> <gülüyor> o zaman da, o zaman evet, da falan saçım var abi. Sarılar duruyor yerinde aynı. E, ben işte böyle yumurta gibi delikanlıyım böyle işte e, taze çıkmış şeyden ve e, takım elbise giymeye çalışmış falan. Yani tipleri gör sanki ofiste takım elbise geliyor sürekli. Yani nasıl bir nasıl bir show yapmışız size yani anlatıyor. Siz, evet, evet, siz, siz zaten herkes pijamayla gelmeye başlıyor. <laughs> Çok iyi. Yani. o dönemlerde mesela abi Teknokent davet ediyor bizi. Ee, diyor ki yani gelin Otlu Teknokent'e alalım sizi vesaire. Burada bir oyunla ilgili bir kümelenme yapmak istiyoruz. Çok güzel bir hareket vardı o zaman. Evet. Orada Teknokent'teki e, değerli dostlarımızın başlattığı. Ama şimdi hocaların olduğu bir kurula giriyoruz tamam mı? Orada yer almak için. Abi girdik. Ya bize diyorlar ki bak oyundan falan çok bahsetmeseniz hani böyle simülasyon yapıyoruz falan değil. Yani düşünebiliyor musun ya yani yaptığın meslek mesleği anlatamıyorsun. Söyleyemiyorsun. Söyleyemiyorsun yani. Tabii. O o dünyadan geldik. O o yüzden senin o hani e, geçen günkü yayında söylediğin çok doğruydu. Yani müthiş e, etkili bir tanımdı. Yani şu anki gençler bunu evet. e, pek idrak edemez ama o zaman hakikaten biz böyle e, umarım ne iş yaptığımı sormaz falan diye gerilim halinde ve dışarıda. Ya hocam oyun oyuncuyum dediğin zaman ee, sen artık şey yani bekaretini garantilemiş oluyordun yani lisedeyken falan <laughs> tamam mı? Hani, <laughs> hani, ben oyuncuyum tamam hani bütün kızlara elveda diyebilirsin yani o, o da o, yani öyle bir dönemdi bizim dönem yani. <laughs> aynen. Uzaylıydık ya direkt böyle. hani <laughs> e, evet. bu başka evrenden düşmüş para falan diye bakıyorlar aynen, diye. Aynen. Abi e, gerçekten bunu açıkçası Böyle bir proje disket tusundan e, duyurduğumuz için ben çok mutluyum, çok teşekkür ediyorum. Aynen, sana. çok teşekkürler. Ben asıl teşekkür ederim. E, artık bundan sonra e, oyunun resmi web sitesi, resmi web sitesi ve blog e, üzerinden yani. oyuncular takip edebilecekler. E, disket Kutusu'ndan da biz bütün gelişmeleri zaten paylaşıyor olacağız herkesle. Ben çok heyecanlıyım, İnan ki çok heyecanlıyım. Yani böyle. Aynen, şey çok teşekkürler. Düşünülmüş olması dahi e, çok çok güzel. Özellikle senden geliyor olması bunun ayrıca bir bence daha güzel. Çünkü e, bu sektörde sana, bu benim kendi kişisel görüşüm, bu sektörde sana e, hak ettiğin iade itibariyle böyle bir projeli yapma fırsatı bulacak bence. Umuyorum ki iyi olacak her şey. Eksik olma. çok sağ ol. Ben de son bir şey söyleyeyim oraya. Enteresan bir denk, e, denk geldi. Hı hı. Hatırlar mısın bilmiyorum. Sizin e, bizim ofise gelip o e, video röportajı yaptığınız o röportaj bizim ilk video röportajımızdı. Saydot tarihindeki. Ee, Sinan'ın da e, biliyorsun hani bizim Level'a bir kapak olmuştuk. Evet. Ee, Level'a kapak olmuştuk. Bir garip cümle oldu ama yani. <gülüyor> kapağımda... <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani e, o e, o da bizim ilk hani dünyaya neredeyse merhaba dediğimiz röportajlattılarsan. Evet. Bu projede genel bir ilk sen de duyurduk. Sen Sinan'la diyeyim Yani o yüzden evet. çok güzel denk geldi. Keyifli oldu. Çok teşekkür ederiz. Sesimizi böyle ya yani dünyaya duyurmamıza yardım ettiğiniz için. Umarız gerisi de güzel gelecek. Mahcup etmeyeceğiz kimseyi. Yok güzel gelecek Ben Çok güzel olacak yani. Erkan e, çok teşekkür ederim abi. E, bu heyecan verici proje için. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Bütün ekibe de selamlar. E, bundan sonra baya bir yorum, talep falan gelecektir. Düzenli olarak irtibatta kalacağız bunlarla. Aynen yani. aynen. <laughs> Keyifli. Evet. Çok teşekkürler. Abi izlediğiniz için çok teşekkürler. Sevgili Disket Kutusu seyircileri. E, her türlü sorunuzla, yorumunuzla alakalı bu videonun altında olmanızı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.